Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine oyun oynamıyoruz. Sabah bir video paylaşmıştım. Onunla da oyun oynamamıştık. Yılbaşına özel Oyun Bilmez kanalının yapacağı bir çekiliş duyurusunu sizlerle paylaşmıştım. Videoyu eğer izlemediyseniz kanalımdan ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Ve yorumlar kısmında, aynı zamanda açıklama kısmında da katılımla ilgili tüm detaylardan bahsettim. O detayları okuyarak, videoyu izleyerek, katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzun konusuna gelelim. Yaklaşık 11 ay önce, yani 2021'in 30 aralığında çektiğim bir video vardı. Ve bayağı fazla izlendi zaten bu video. YouTube'da hala çok sık aranıyor ve izleniyor şu anda. Rush RV900R ile ilgili bir kutu açılımı videosu çekmiştim. Onun arkasından da iki tane de inceleme ile ilgili iki paylaşımda da bulunmuştum. Ve hala üzerinden bir sene geçmesine rağmen hala rağbet gören videolarım onlar benim. Hatta kanalımın izlenmelerinin çoğunluğu o 3 videodan geliyor aslında. Ve yaklaşık 11 ay önce paylaştığım videolarla ilgili hala tarafıma çok fazla soru gelmekte. Çok fazla soru yöneltiyorlar ve ben şu anda aktif olarak RV900'ları kullanmıyorum. Şu anki aktif olarak kullandığım direksiyon sistemi Logitech G29 arkadaşlar. RV900'lar kullanmıyorum. Şimdi RV900'ları hediye edeceğimiz için siparişini verdik, geldi, ürün bugün elime ulaştı. Hemen tanıtım videosunu çektim, hediye ile ilgili, yani çekilişimizle ilgili tanıtım videosunu çektim ve ürünü test etmem gerekiyor. Neden test etmem gerekiyordu? Çünkü ürün teknik olarak bir arıza olabilir üründe. Ürünü açıp test edeceğim çünkü belli bir süresi var, iade süresi var, işte garantiyle ilgili belli süreler var. Bunlar aşmadan ürünü test etmem ve sizlere doğru, hani test ettiğim çalışır bir ürünü vermem gerektiği için ürünü açtım. Şu anda bağladım. Sizinle birlikte test edeceğiz ürünü. Hem de bu video aynı zamanda işte ürüne sahip olup da sorun yaşayan veya tarafıma yöneltilen sorularla ilgili bazı bilgilendirmeler yapacağım bir video olacak arkadaşlar. Şimdi ürünle ilgili şöyle söyleyeyim, ben çok uzun süre kullanmadım ürünü. İncelemelerini yaptık, testlerini yaptık. İşte beğendiğimiz noktaları oldu, beğenmediğimiz noktaları oldu. İyisiyle kötüsüyle ürünü incelemiştik ve sizlere bir ışık tutmaya çalışmıştık. Bu videoda da sizlere yine bir ışık tutmaya çalışacağız ve hediye edeceğimiz ürünü de test etmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Rush RV900R'ın şu anki kendi orijinal sitesindeki fiyatı zaten ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar, 4599.90, yani 4600 TL değerinde bir direksiyon seti arkadaşlar. Kimileri bu fiyatı çok bulabilir, kimileri az bulabilir, kimileri iyi bulabilir. Bana sorarsanız şu anki fiyatı biraz yüksek gibi duruyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama tabii muadillerine baktığımız zaman onların fiyatları daha da yüksek. Yani şu anda benim kullandığım G29'u almaya kalksak, işte tam takım olarak shifter'la birlikte, vitesle birlikte almaya kalksak sanırım 8500 civarında bir fiyatı var şu anda. Ki ben yani bundan bir sene önce Rush 2850 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. G29'da 4000 liraydı. Şu andaki aradaki makas şu anda daha da artmış durumda. O yüzden hani tercih edilebilecek, simülasyon dünyasında başlangıç için kullanılabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum ki nispeten kötü de değil zaten ürün. Yani hiçbir zaman ben kötülemedim ürünü. Evet, beğenmediğim tarafları oldu ama ürün kötü değil kesinlikle. Bunu baştan belirtmek istiyorum. Kutu açılımını yaptığımız zaman arkadaşlar sizlere öncelikle kutunun içerisinde bir CD var ve bu CD ile driver'ını kurmanız gerektiğini kesinlikle belirtmek istiyorum. Çünkü birçok arkadaşımız USB'yi taktığı zaman, yani kurulumunu yaptığı zaman driver'ı kurmadan
da aslında oyunlar direksiyon setini gördüğünden dolayı sanıyorlar ki driver'ı kurmaya gerek yok. Arkadaşlar, driver'ın kesinlikle kurulması gerekiyor. Bunu bir kere cebimize koyalım. CD üzerinden kurabilirsiniz. Eğer kullandığınız bilgisayarda bir CD-ROM, CD writer vesaire yoksa, CD'yi takabileceğiniz bir donanım yok ise de sitesinden, hemen Rush'ın sitesinde hangi sayfada olursanız olun fark etmez. Sitenin en altına indiğiniz zaman en altta, bakın burada müşteri hizmetleri bölümünde drivers diye bir alan mevcut ve burada Rush'ın kendi ürünlerinin hep tamamı için driverlarını burada yayınlıyor ve buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi, bende CD takabileceğim bir donanım olmadığı için ben buradan indireceğim driverını. Sizinle birlikte indireceğim, sizinle birlikte ilerleyeceğim. Tüm aşamaları sizinle birlikte yapacağım. Sizden önce herhangi bir şey yapmadım. Bir sorunla karşılaşırsak da o sorunu da birlikte videoda yine çözümünü nasıl yapmamız gerektiğini bulacağız. Ben de bilmiyorsam ben de onun çözümünü bulup sizlere bu videoda aktarmaya çalışacağım. Evet, Rush RV900'lar oyuncu direksiyon driver diye karşımıza çıktı. Dolanta basıyorum ve indiriyorum. Bu arada benim ekranım çok büyük, geniş ekran olduğu için ben sadece 1920'ye 1440'lık bir bölümünü aldım arkadaşlar. O yüzden hani ekranda bazı şeyler göremeyebilirsiniz. Sağda solda boşluklar var çünkü. Ama ben sizlere, sizin görebileceğiniz alana o bilgileri taşıyacağım. Evet, şimdi driver'ımız indi. Driver'ımızı açtım. Bir RAR dosyası olarak, zip dosyası olarak geliyor arkadaşlar. Açtıktan sonra zaten içerisinde bir exe mevcut. Bu exe'yi çalıştırıyoruz. Şu anda kuruyor. Daha önceki inceleme videolarımda da bahsetmiştim. Suzuka Racing Wheel olarak geçiyor. Yani Suzuka direksiyon diye geçiyor arkadaşlar. Ürünün driver'ında. Rush'ın kendi ürettiği bir ürün değil zaten. Hani bunu takip edenler, inceleyenler biliyordur zaten. Kendi ürettiği bir ürün değil. V900 Rampage'in V900'lü sanırım. V900'üyle aynı direksiyon seti, hiçbir fark yok arasında. Benim kontrol ettiğim, araştırdığım, gördüğüm kadarıyla pedalları aynı, vitesi aynı. Sadece direksiyon simidi farklı. Onun dışında direksiyon setinin konsolu bile aynı yani. Ondan dolayı arasında hiçbir fark olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü kıyaslaması yapılabilecek yani ürünler olduğunu düşünmüyorum. İkisi de eşit, eşdeğer bir ürün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, egzemizi kurduk. Şimdi ürünü, egzeyi kurduktan sonra şöyle bir algı oluşuyor herkeste. Logitech'teki gibi bir uygulama kurmuyor arkadaşlar. Yani bir uygulamamız yok. Yani göstereyim şöyle. Şimdi ben de Logitech olduğu için uygulaması da mevcut. Şu uygulamayı bir açabilirsem. Şuraya geldi. Bakın. Böyle bir uygulaması yok arkadaşlar. Böyle bir uygulama aramayın sistemde, bilgisayarda. Böyle bir uygulama yüklemiyor. Exe'yi yüklüyor. İlgili driverları sisteme yüklemiş oluyor. Ve test edebileceğimiz bir araç yüklüyor aslında, bir ekstra olarak. Test edebileceğimiz bir araç yüklüyor. Şimdi o aracı şuradan bulmaya çalışacağım ben. Siz tabi göremiyorsunuz şu anda bu alanı ama. Şimdi bakalım, şurada bir yerde buluyor olmamız gerekiyor. Sürücüleri nerede? Şu diğer cihazlara gelelim. Cihazlar ve yazıcılara geldiğiniz zaman burada görüyor olmamız lazım. Evet, bakın arkadaşlar. Denetim masası, tüm denetim masası, öğeleri, aygıtlar ve yazıcılar bölümüne giriş yaptığınız zaman burada bilgisayarınıza bağlı tüm aygıtları görebiliyorsunuz zaten. Hani bilgisayar kullanan herkes bu alanı biliyordur diye düşünüyorum. Şimdi burada Wired Wheel diye bir konsol işareti, simgesi olan bir şey geldi karşımıza. Şimdi bunun üzerine sağ tıklayıp oyun kumandası ayarları bölümüne tıkladığımız zaman, şöyle hemen görebileceğiniz alanı çekiyorum, gelecek şeyi. Şunları da aşağı indiriyorum. Aşağıda kalsınlar.
Şimdi bakın burada neler var arkadaşlar. Logitech'i gördük. Logitech zaten benim cihazımda kuruluydu. Aynı zamanda Suzuka'yı gördük. Suzuka Raging Wheel'i gördük. Şimdi burada özelliklere tıkladığımız zaman Suzuka Raging Wheel özellikleri karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi buradaki alanlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Şimdi bakın Base Test diye bir alan var. Base Test'teki kastımız ne? Bakın direksiyonu çeviriyorum. Direksiyon dönüyor. Bu arada direksiyon hareket etti. Çünkü sabitlemedim direksiyonu. Sabitleme aracı şeyini, aparatlarını takmadım. O yüzden direksiyonum hareket etti. Bakın sağ sol eksenim çalışıyor. Şu anda 900 derece ayarlı değil. Ondan dolayı orada kesiliyor. Şimdi bunu 900 derece açık aslında 900 derece ama 900 dereceyi görmüyor sadece. Bunu 900 dereceye ayarlamak için bir şey yapmamız gerekiyordu ama ne yapılması gerektiğini inanın hatırlamıyorum şu anda. Hatta kitapçığında yazıyordur. Hemen bakalım kitapçığından bulalım. Bu arada bundan bahsetmeyi unuttum. Kutunun içerisinde bir de kitapçık çıkıyor ve kitapçıktan dilediğiniz yani işinize yarayacak her şey kitapçıkta var arkadaşlar. Yazıyor. Evet biraz kumanda itmesi yani ayarlaması biraz zor. Bunu ben de kabul ediyorum. Ben de başta çok zorlanmıştım. İlk aldığımda inceleme kutu açılımını yaptıktan sonra ayarlarıyla ilgili bir inceleme videosu çekerken inanın kılavuzdaki yazanları anlamakta çok zorlanmıştım. Siz de zorlanacaksınız eminim. Ama gerçekten okuduğunuz zaman anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben 900 derece ayarını bir bulacağım burada. Neredeymiş? 900 dönüş modu ile maksimum açıyı ayarlamak için diyor. Anahtar tuşuna 900 derece moduna getirin diyor. Anahtar tuşundan kastı arkadaşlar direksiyonun hemen altında 270 ve 900 olarak iki tane seçenek mevcut. Ben şu anda 900'e getirdim. Bu arada kitapçıkta 4'e 3 maddesi. Paylaş artı seçenekler düğmesine basın. Yeşil led hızlı yanıp söndükten sönecektir diyor. Tekerleği 60 derecelik açı üzerinde sağa sola çevirin diyor. Yani şurada iki tane tuş var. Share ve Options diye iki tane tuş var. Paylaş ve seçenekler düğmesi. Buna basılı tutuyoruz. Ortada bir ledimiz var. Ledimiz yanıp sönmeye başlıyor. Sonra sağa ve sola 60 dereceyi aşacak şekilde çeviriyoruz. Bir yandan da bakıyorum tekrar. Evet bakın şu anda 900 derece ayarladı arkadaşlar. Çeviriyorum. Sonra dayandık şu anda. 900 derece için yapmamız gereken bu sadece. Yani şöyle göstereyim. Direksiyon setini çevireyim. Kameradan görebilirseniz. Çevirebilirsem tabii. Evet çeviremiyorum çünkü kablo yetmiyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuradaki görselden göstereceğim. Şu sayfayı geriye alacağım. En üst sayfaya çıkacağım. Şöyle şunu da büyüteceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Hatta bunu büyütmeyeyim. Şurada büyük olan bir tane vardı. Başka yokmuş. Şöyle gelelim. Evet. Bakın. Bahsettiğim iki düğme şu sağdaki, sağ alt ve sol alttaki düğmeler arkadaşlar. Bunların ikisine basılı tutuyorsunuz. Ne kadar süre basılı tutacağız? Şu kırmızı Rush logosunun hemen üstündeki bu nokta bir led ışık. Burası yanıp sönene kadar basılı tutuyoruz arkadaşlar. Yanıp sönmeye başladıktan sonra direksiyonu 60 derecelik açıyla sağa ve sola çeviriyoruz. Biz bunu çevirirken zaten led ışık hala yanıp sönmeye devam ediyor. 2-3 kere çevirmeniz yeterli. Sürekli çevirmenize gerek yok. Led ışık yanıp konuşamadım çok pardon. Led ışık sabitlendiği zaman zaten 900 dereceye ayarlanmış oluyor açısı artık. Artık 900 derece kullanabilirsiniz direksiyon setini. Şimdi ikinci olarak bizim burada pedallarımız var. Bakın şu anda gaza basıyorum.
gazın gaz 4Z olarak görünüyor. Aynı zamanda gaza basarken basış açılarımı da kontrol edebiliyorum buradan. Yani gaz pedalı ile ilgili yaşadığınız bir sorun varsa buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Frene basıyorum. Bakın frene basıyorum. Fren çok hızlı gidiyor farkındaysanız. Zaten bu üründe sevmediğim tek noktası açıkçası frendi. Yani başka sevmediğim bir alan şey yoktu açıkçası. Bir özelliği yoktu. Sevmediğim özelliği sadece frendi. Çünkü freni çok yumuşak arkadaşlar. Ondan dolayı frene sevmiyorum. Açıkça bunu belirtmek istiyorum. Şimdi debriyaja basıyorum. Bakın debriyaj eksenini de burada gösteriyor. Direksiyonun olduğu alanda gösteriyor bize. Bastığım zaman aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Şimdi üzerindeki tuşları test edecek olursak. Şimdi sağ taraftaki hemen şuradan görselden göstereceğim yine. Şunu şöyle bir bu tarafa alayım. Özelliklere tekrar geleyim. Burada açılsın. Bakın şu sol taraftaki yön tuşlarını şu anda test ediyorum. Yön tuşlarını burada bize gösteriyor. Yukarı, sağ, sol, aşağı. Eğer yukarı ve sağa basarsak çapraza gidiyor. Sağ üst çapraz, sol üst çapraz. Yine aynı şekilde yukarı ve sola basıyorum. Aşağı ve sağa bastığım zaman sağ alt çapraz ve sol alt çapraz olarak atama yapıyoruz. Yani burada kaç tane atama yapabiliyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane atama yapabiliyoruz. Şuradaki 4 tuş yardımıyla arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kullanan ve bunu bilmeyen arkadaşlar varsa artık bunu da kullanabilirler. Toplamda bu 4 tuşla birlikte 8 atama yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sağ taraftaki tuşları kontrol edelim. Bastığım zaman bakın. Bu tuşa basıyorum. Mouse'umu takip ederseniz mouse'umun olduğu tuşa basıyorum. 4. Sağ tarafındaki tuşa basıyorum. 3. Sola basıyorum. 1. Aşağı basıyorum. 2. Burada da aynı şekilde ikili basımlar mevcut. Bakın bastım. 1 ile 2'yi getirdi bana. 2 ile 3'ü getirdi. 3'te 4'ü getirdi. Ve bu ikili kombinasyonlara da tuş ataması yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları test ettim ve yaptım tuş atamalarını. O yüzden bilginiz olsun. Sizler de tuş ataması yapabilirsiniz bunlara. Bunun dışında vitesimiz var. Vitesimiz de biliyorsunuz vitesin üzerinde, yani daha önce inceleyen arkadaşlar varsa biliyorlardır. Hemen vitesin görselini de açayım. Mouse'umu bulabilirsem. Şimdi vitesin görselini açtık. Arkadaşlar bakın vitesin üzerinde bir park bir de aktarma tuşu olarak iki tane tuş mevcut. Park tuşuna bastığım zaman park tuşu gördüğünüz gibi, yani şu anda görüntüde muhtemelen net görünüyordur diye düşünüyorum. 16 numara park tuşu ve çalışıyor park tuşumuz. Herhangi bir sorun yok. Aktarma tuşuna bastığımız zaman 24'te aktarma tuşu arkadaşlar 24'te çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Oyun içinde atamasını çok rahatlıkla yapabilirsiniz artık. Çünkü testini yaptık ve çalışıyor. Şimdi vitesi kontrol ettiğimiz zaman 6 ileri 1 geri vites seçeneği mevcut. Genelde bana en sık vitesle ilgili gelen sorularda şu oldu. Geri vitese nasıl takacağız? Geri vitese takamıyoruz. İşte veya 6. vitese takamıyorum. Çünkü 6'nın yerini genelde geriye ayarlıyorlar. Ve 6. vitese takamıyoruz. 6 ileri değil 5 ileri gibi sorular çok sık geldi bana. Şimdi arkadaşlar birincisi vitesi geriye takabilmek için üzerine bastırmanız ve sağ çekip geriye sağ arka tarafa almanız gerekiyor. O zaman bu devreye giriyor ki bakın şu anda 23 numara yanmış oldu. Ben geri vitese taktım. Peki bıraktım bastırmadan sağ çektim ve arka tarafa altının olduğu yere aldım. Bakın 22 yandı bu sefer de. Yani bastırmadan çekerseniz 22'ye gider. Bastırarak çekerseniz 23'e gider. Dolayısıyla 23 bizim geri, 22 ise 6. vitesimiz oluyor aslında. Şimdi vitesleri kontrol edecek olursak şu anda 1 17 2 18 mesela 3 şu anda yanmadı. 3 ile ilgili bir sıkıntı var. 4 20
5, 21. 6, 22. Evet, şimdi 3. vitesimizle ilgili bir sorun var. 3. vitesimiz neden yanmadı? Ha, şimdi yandı. Bakın. 3. vitesimiz geldi. Üçüncü vitesimizin temasıyla ilgili bir sorun var muhtemelen. Şimdi onu kontrol edeceğim. Ve onunla ilgili bir sorun varsa ona göre hareket edeceğim. Şu anda en azından burada gelmiyor. Bakın geldi, şimdi şu an geldi. Evet, üçüncü vitesle ilgili bir sıkıntımız var. Not almış olduk. Şimdi arkadaşlar, vitesimiz de bu şekilde. Vitesle ilgili atamalarda dediğim gibi geri viteste üzerine bastırıp 6'ya 6 tarafını almanız gerekiyor ki 23 numaralı şeyimiz aktif olsun. Yoksa olmaz. Eğer direkt ben 6'ya çekmek istiyorsam 22. 22 numaraya gidecek. Üzerine bastırmama gerek yok. Bu arada benim bu üründe en çok beğendiğim şey parça vites arkadaşlar. Yani USB bağlayamıyoruz. USB dönüştürücü yapılır. USB ile bağlayabilsek kesinlikle Logitech'in kendi vitesini değil bu vitesi kullanırım. Açık söyleyeyim. Ama USB dönüştürücü yapmak gerekiyor. Hatta bir arkadaş bana bir videonun altına yorum yapmıştı. Ben USB dönüştürücü yapacağım bu vitese diye. Yaptığın zaman bana da haber ver demiştim ama bir geri dönüş olmamıştı. Bu videoyu izlerse bana bir dönüş sağlasın eğer yaptıysa. Kesinlikle kullanırım yani ben de. Ondan dolayı yani vites güzel arkadaşlar. Ben vitesi seviyorum. Şimdi kalibrasyon tarafına geldiğim zaman bakın kalibrasyon tarafında yine kalibrasyonla ilgili işlemleri yapabiliyorum. Şimdi kontrol ediyorum kalibrasyonumu. Şu anda mesela kalibrasyonumla ilgili bir sıkıntı var. Şimdi bakın ben direksiyonu çeviriyorum. Sona gitti ama hala dönüyor benim direksiyonum. Bak şu anda zaten sonda o. Gördüğünüz gibi hiç oynamıyor ortadaki artı. Şu artı hiç oynamıyor. Bir kalibrasyon gerektiriyor. Şimdi ben default duruma çekip sonra set dediğim zaman şimdi kontrol edelim. Şu an hala bir boşluk var gibi geliyor bana. Evet, bir boşluk var. Şimdi kalibrasyon tarafında tabi kitapçıkta da bazı şeyler yazıyor. Şimdi burada biz işte default duruma çekiyoruz ama default duruma çekmemiz bize neyi sağlıyor? Bizim kitapçık içerisinde yaptığımız bazı şeyler var, ayarlar var. Kalibrasyonla ilgili ayarlar var. Kalibrasyon bölümü var. Hatta kaçıncı bölüm onu da söyleyeyim size. Bulabilirsem hemen bulacağım şimdi. Evet arkadaşlar, kalibrasyon 4'e 4 bölümünde kalibrasyon ayarları ile ilgili bir talimat mevcut. Bu kalibrasyon ayarlarını yapmamız gerekiyor. Bu kalibrasyon ayarlarını yaptıktan sonra gelip buradaki ekrandan yine kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer kontrol sonucunda bir sorun var ise tekrar default'a çekip aynı ayarları doğru yapamadığımızdan dolayı tekrar yapmamız gerekebilir. Bazen şu durum da oluşuyor ki birkaç arkadaşla bunu birebir de görüştüm ben. Ben diyor kitapçıktaki olan şeyleri birebir yapıyorum ama yine olmuyor. Bu durumda ürünle ilgili teknik bir sorun olabilir arkadaşlar. O teknik sorunları gidermeniz gerekiyor. Yani firmayla iletişime geçmeniz, o teknik sorunu bildirmeniz, gerekirse garantiye göndermeniz vesaire süreçlerine girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani sadece ben bu kitapçıktakileri yaptım, olmuyor, yanlış bir bilgi var değil, teknik bir sorun da oluşabilir. Sonuçta elektronik bir cihaz bu da. Şimdi devam edecek olursak vibration test. Bu ne demek Türkçesi bilmiyorum açıkçası ama burada şöyle bir durum var. Şimdi bakın yine direksiyonumuzla ilgili şeyleri gösteriyor ve direksiyon çevirdiğim zaman direksiyon şu anda titriyor. Sola doğru çeviriyorum. Titriyor. Yani burada bana direksiyondaki geri bildirimleri gösteriyor. Şimdi left'e tıkladığım zaman direksiyon titremesini hissediyorum. Hafif titreme.
ortadakine tıkladığım zaman daha orta seviye bir titreme, daha yani hafiften biraz daha fazla orta seviye bir geri bildirim veriyor. Tıkladığım zaman en üst seviyesi de bu arkadaşlar. Bu da en üst seviyede bir titreşim veriyor ve direksiyonumuzun geri bildirimlerinin çalıştığını da böyle anlamış oluyoruz. Yani oyun içerisinde ben geri bildirim alamıyorum, direksiyonum titremiyor, işte direksiyonum geri bildirim vermiyor dediğinizde gelip buradan kontrol edebilirsiniz. Buradaki alanda geri bildirimle ilgili durumları görebilirsiniz ve burada bunun seviyesini de sanırım artırıp azaltıyor. Emin değilim. Test etmemiştim bunu. Denememiştim. Hatta şimdi bir deneyelim. Evet, aynen öyle oluyor arkadaşlar. Titreşim seviyelerini de burada işte %100, %80, %75 gibi değerlerle artırıp azaltabiliyormuşuz. Ben de videoda sizinle birlikte öğrenmiş oldum onu. Geri bildirim alanını da buradan test edebiliyoruz. Tüm testlerimizi sağladık ve ürünle ilgili işte driver versiyonunu vesaire gibi bilgileri de burada gösteriyor bize. 2010-2020 üretimi arasında üretilen cihazlar mı artık nedir bu bilemiyorum tabi bilmiyorum. Bu şekilde tüm testlerini bu ekrandan sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında zaten oyun içi ayarlarla ilgili ETS üzerinde sizlere gerekli bilgilendirmeyi videomda paylaşmıştım. Aynı bilgiler hala geçerlidir arkadaşlar. ETS üzerinde tüm şeylere ulaşabilirsiniz. Yani o videomdan ETS içerisindeki ayarlarımı, o zaman yaptığım ayarları, deneyip test ettiğim ayarları, direksiyonun dönüşünde işte takılma vesaire durumları mevcuttu mesela. Onunla ilgili o takılmayı nasıl giderdiğimle ilgili bilgiler de paylaşmıştım o videolarımda. Dolayısıyla o videolarımı izleyebilirsiniz. Tekrar izlemeyenler de izleyebilir. İzleyenler tekrar izleyebilirler. Ve o videodaki ayarlarla ilgili söylediklerim aynen geçerlidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun dışında benim bu videoda başka aktaracağım bir şey yok açıkçası. Sormak istediğiniz bir şey olursa eğer bu videonun altına yorum yaparak bana iletin kesinlikle. Ürünü yarın da açık pozisyonda tutacağım. Birkaç tane oyunda deneme, yani birkaç tane oyun demeyeyim de ETS üzerinde test edeceğim, deneyeceğim. Oradaki ayarlarla tekrar deneyeceğim. Hatta bu kalibrasyon vesaire ayarlarını yapacağım. Ondan sonra ürünü tekrar paketleyeceğim arkadaşlar. Kutudan çıkarttığım şekliyle paketleyeceğim. Hediye ediyoruz diyoruz. Sıfır bir ürün hediye edeceğiz ama test edilmiş olacak arkadaşlar. Test ettikten sonra da artık paketleyeceğim. O yüzden bu videonun altına ilgili yorumlarınızı yaparsanız en azından ben ürünü paketlemeden önce test etmem gereken bir şey varsa test etmeye çalışır. Sizleri tekrar bilgilendirmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.